Derin bir kaseye 2 adet yumurtayı alıp çırpacağım. Daha sonra 1 bardak süt, 1 çay bardağı da suyu ilave edip tekrar karıştırıyorum. Şimdi de 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edip karıştıracağım. Bir çay kaşığı da tuzu ilave edip topaklanmaması için çok iyi bir şekilde karıştıracağım. Isınan tavanın içine bir kepçe krebi alıp her tarafına gelecek şekilde yayalım. Bu şekilde orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla krebi diğer tarafa çeviriyorum. Şimdi pişen krebi servis tabağına alıyorum. Her krep için tavayı çok az bir şekilde yağlıyoruz tekrar. Kreplerim çok güzel bir şekilde piştiler. Kreplerinizin yumuşak olmasını istiyorsanız krep harcınızın katı olmamasına özen gösterin. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.